Evet, şimdi değerli arkadaşlar, bu dersimizin konusu da static local function'lar. Bir önceki dersimizde local function'ları incelemiştik. Bu dersimizde de local function'larla ilgili C# 8.0'da gelen statik yapılanmayı inceliyor olacağız. Tabii derse başlamadan önce, ya hocam biz zaten statik yapılanmayı incelemedik, işlemedik. Bir de ayrıyetten static local function'lar, yani normal statik function'lar falan da değil. Niye bunu inceliyoruz diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar, bu başlığı şimdi inceledik. İncelemedik, bir daha tövbe bir daha bakmayız. Dolayısıyla araya bir yere sıkıştıralım. Evet, static dediğimiz keyword ayrı bir keyword. Daha sonra inceleyeceğimiz bir keyword. Ama şimdilik bunun ne olduğuna değinmeden direkt static local function'ların ne olduğunu sizlere vereyim. Ondan sonra dersimizi sonlandırıp diğer konularımızdan devam edelim. Şimdi arkadaşlar, bir önceki derse giderseniz ne yapmıştık? Local function'ları incelemiştik. Şimdi local function dediğimiz yapılanma neydi? Bir metot esasında başka bir metodun içinde de tanımlanabiliyordu. Biz metot içerisinde tanımlanmış olan metoda ne diyorduk? Lokal, yani yerel fonksiyon. Doğru mu? Şimdi bu yerel fonksiyonlarda şöyle bir özellik var. Gelin şimdi biz onu yazalım. Şimdi bir tane metot oluşturuyorum. X diye bir metot oluşturdum. Arkadaşlar, dikkat ederseniz X metodumuzun içerisinde de bir tane local function oluşturuyorum. Şimdi şu benim normal metodum. Şu ise arkadaşlar local function'ım. Yani metot içerisinde tanımlanmış metodum. Şimdi dikkat edersen normal metotta ne vardı? Hadi şöyle birazcık özet yapalım. Normal metotta erişim belirleyicisi vardı. Örneğin ben buna public yazabiliyorum. Ama ve lakin local function'da public ya da private yazabiliyor muyum? Yazamayız arkadaşlar. Local function'larda erişim belirleyicileri yoktur. Ve nasıl? Hani ilgili derse giderseniz local function'larla ilgili bütün teferruatları ele almış bulunmaktayız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir davranış sergileyeceğim. O davranışı hep beraber inceleyeceğiz. Ardından arkadaşlar static local function başlığını hep beraber değerlendiriyor olacağız. Şimdi varsayalım ki benim bu normal fonksiyonum bir tane parametre alsın. Tabii bu illa parametre almak zorunda değil. Buradaki senaryoda benim bir tane değişkene ihtiyacım vardı. Bu değişkeni içeride de tanımlayabilirdim. Parametreye koydum. Hatta gelin arkadaşlar bir tane de içeride tanımlayalım. Hani illa şart değil. Yani iki tane farklı değişkenimiz de olabilir. Fark etmiyor. Şimdi buradaki davranışta şöyle bir yöntem uygulayacağız. Benim bakın local function'ım içerisinde bulunduğu metodun parametresine ya da o metotla tanımlanmış olan herhangi bir değişkene erişim sağlayabiliyor. Dikkat, bak A dediğimde dikkat edersen bu A bunun içerisinde bir A mı? Hayır. Neredeki A? Buradaki A geldi haliyle, değil mi? Hatta şöyle üzerine geldiğim zaman bakın direkt işaretleyecek. Ha, demek ki local function içerisinde ben bir üstteki esas fonksiyonun parametresine erişebiliyormuşum. Hatta bunu böyle yazdıralım. Geldim arkadaşlar. Bir başka değişken varsa ona da erişebiliyorum. Dikkat ederseniz. Şimdi arkadaşlar, bu durum şu ana kadar bildiğimiz ya da yapabileceğimizi umduğumuz ve denediğimizde de olduğunu gördüğümüz bir yapılanma. Yani ben bir fonksiyonun içerisinde farklı bir fonksiyon tanımladıysam o fonksiyonun içerisinde tanımlanmış bir değişkene de o fonksiyonla erişebilmem normal. Hani bunu denemesem de ya erişebilirim herhalde demem lazım, değil mi? Haliyle erişebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, C# geliştiricileri şu durumu, yani normal bir fonksiyonun içerisindeki yerel, lokal değişkenlerin ya da parametrenin, yani değişken kastettiğimi anlıyorsunuz. Local function içerisinde erişimi bu şekilde sağlayabilmesi oldukça maliyetli bir süreç aslında. Yani arka planda compile seviyesine baktığınız zaman bu sürecin maliyetli olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla adamlar demişler ki ya arkadaş, biz bir metodun içerisindeki herhangi bir değişkenin ya da parametrenin local function'dan direkt erişimini engellemek istiyorsak ya da buradaki maliyeti minimize etmek istiyorsak, yani ortadan kaldırmak istiyorsak, local function'ı static keyword ile işaretlememiz yeterli olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar, buradaki static keyword'ünün bizlere getirmiş olduğu özellikten kaynaklı ilgili metodun içerisindeki parametreye ya da yerel değişkene direkt local function içerisinden erişim sağlanamamaktadır. Haliyle böylece A ve B değişkenlerine erişim maliyeti ortadan kaldırılmış olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam tamam, erişim maliyeti ortadan kalktı da biz hiç erişemiyoruz. Bakın yani burada hata veriyor. Ya bu muydu yani, hata mı verecek? Tabii ki de değil arkadaşlar. Normalde adamlar diyor ki ya kardeşim, sen bir local function içerisinde bulunduğu diğer metodun, üst metodun içerisindeki yerel değişkenlere erişim sergilerken buradaki maliyeti ortadan kesin kaldırmak istiyorsan, herhangi bir dalgınlıkla burada erişim yapılmasını istemiyorsan,
Bu local function'ı statikte işaretle, bu cepte. Tamam, statikte işaretlediğinde değişkenler artık içeriden erişilebilir olmuyor. Yani erişemiyorsun. E peki ne oluyor hocam diye sorarsan, burada şöyle arkadaşlar, buradaki maliyet ortadan kalktıktan sonra artık sen dışarıdaki değişkenleri içeri sokacaksan bunları parametreyle almak zorunda kalıyorsun. Yani ben bunu statikle işaretledikten sonra artık buradaki yapılanmayı parametre üzerinden değerlendirebilirim. Bak dikkat edersen y local function'ım parametre almakta. Dolayısıyla bu parametreleri artık bir gün y'yi kullanıyorsam eğer, mesela örneğin şurada y'yi tetikleyelim. Tetiklerken y'nin değerlerini buradan gönderebilirim. Diyorum ki a parametresinin değerini gönder, burada da b değişkeninin değerini gönder diyorum. Bu şekilde ilgili değişkenlerimin, yerel değişkenlerimin değerlerini local function içerisine gönderip yapabiliyorum arkadaşlar. Hocam bu neye yarıyor? Tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar bu static keyword'ü başlı başına bir konu. Bu konuyu biz incelemeden, bellek yapısını görmeden, işte ne şekilde bir davranış sergilediğini bilmeden esasında buradaki yapılanmayı tam mahiyetiyle sizlere ben aktaramıyorum zaten. Bunun farkındayım. Ama bilin ki statik yapılanması, bakın burada da kullandık. Bunu da es geçtik. Bunu da ezbere kullandık. Bunların ne olduğuna ileride geleceğiz. Bu davranışta, yani static local function yapılanmasında bu statiğin ne amaca hizmet ettiğini sadece şuradan bilin. Static local function kullanmak local function'lara nazaran daha performanslıdır. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdilik bu kadarını bilelim. Cebimize koyalım. Hani ekstradan bir üst seviyede bilgi olsun bu bizim için. İleride ileri düzey programlama eğitimlerimize inşallah başlayabilirsek eğer, orada statik yapılanmayı da sizlere tam teferruatıyla göstereceğim ve buradaki yapılanmada neden statik bir yapının içerisinde statik olmayan yapıya erişemediğimizi de anlayacaksınız. Esasında hatırlarsanız eğer biz bugüne kadar main fonksiyonu statik olduğu için, hani doğal olarak öyle geldiğinden dolayı statik olmayan bir metoda burada yazamıyorduk. Hani bu kadar bilgi vermiştim ben size ve ileride bunu anlayacağınızı söylemiştim. Şimdilik ezbere bunu bu şekilde bilmeniz yeterli demiştim ya. Hah, bak dikkat ederken statikse bir yapı, bu bir metod olabilir, local metod olabilir, fark etmiyor. Herhangi bir statik yapı gördüysen, statik olmayan başka bir yapı onun içerisinden erişilemez arkadaşlar. Haliyle bak buradaki metodumuz statik olduğu için bu parametre statik mi? Değil. Bu değişken statik mi? Bu da değil. Haliyle içeriden erişilemiyor. Erişimi engellemiş olduk. Statiğin bir özelliğidir bu. Bunu daha sonra gidersen anlayacaksın. Haliyle burada performanslı bir çalışma sergilemiş oluyoruz. Bu da bir tavsiye niteliğinde ders olsun değerli arkadaşlar. Çok fazla anlamadığınızı biliyorum. Zaten şu anda altını da dolduramadığımı biliyorum. Çünkü seviye olarak C# yeni öğrendiğimizi baştan sona yeni öğrendiğimizi kabul ettiğimden dolayı oturup da statiğe girmek istemiyorum arkadaşlar. Ama ekstradan bu konuyu da buraya koymuş olalım. Anlamasanız da bilin ki böyle bir yapılanma var. İleride statiği öğrendiğinde bunu daha teferruatlı bir şekilde anladığını göreceksin diyelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.